Biliyorum kimse sigara içmek istemiyor ama içip de ne yazık ki ellerde ya da şu dudak çevresinde sarı lekeler oluşabiliyor zaman zaman. Bunlar çıkmıyor üstelik de, gitmiyor ve belli zorlar. Oluyor sigara içtiğiniz. Ama burada sigara içen yok, nasıl bulacağız? Yok, o zaman farz edelim, farz örnek mahal. Verelim. Zaten farz-ı mahalle anlatalım. Yani leke varsa bir şekilde, bulunduğunuz ortamda çok sigara içildiği için de olabilir. Ağız çevresinde böyle yeşile yakın sararmalar varsa bunu görürsünüz etrafınızda. Mevsimine geldi, armutlar çıktı. Hemen bir armutun kabuğunu soyuyorsunuz. Az bir kısmını, geri kalanını siz yiyin çünkü. Armutun kabuğunun iç kısmına birkaç damla limon çizerek, birkaç damla da zeytinyağı sürüp o bölgeye, kabuğu içeriye bakacak şekilde yumuşak kısmı masaj yapıyorsunuz. Yani bu uygulamayı bu şekilde her gün yapabilirsiniz. Herhangi bir zararı yok. Akşamları uygulamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Türkiye'de çok değerli olan deveci armudu çıkmak üzere. Armudunun içerisinde böyle minik minik tanecikler vardır. Bu işlemi yaparken peeling de yapmış olursunuz. Peki bir de yaz gelmeden son leke. Son leke tedavisi artık. Var. Yaz geliyor artık, kapıya dayandı. Havalar açıyor dedik ama bugün kötü olsun. Ama güneş geliyor ve artık şu lekelerden kurtulalım ve tertemiz yaza başlayalım. Evet. Buyurun. Bu lekelerin şu da var mı yalnız? Benim bir ara güneş lekesi oluşmuştu. Ancak güneşten uzak durduğum için bir sene içinde yavaş yavaş geçti. Çok güzel. Güneş lekesi de olur mu? Evet. Yaşlılık lekesi olur mu? Yaşlılık lekesi, güneş lekesi, melazma, doğum lekesi hepsi için uygundur. Yalnız çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Mevsimi bitmek üzere 2 hafta daha yapabilirsiniz. 2 haftadan sonra artık güneş koruyucu kullanıp kışı beklemek zorundasınız. Ben size hemen hazırlayayım. Çok basit bir tarif olacak bu. Buradaki şeylerin her birinin bir ölçeği, bir sebebi var. Ben bunları çeşitli oranlarla organize ediyorum. Bunlar web sitemizde yer alıyor zaten hepsi. Evet. Yayından sonra hepsini web sitesinden öğrenebilirsiniz. Lütfen fazla koymayın. 1 yemek kaşığı yoğurt, bildiğimiz, evimizde kullanılan, light ya da normal olması beni ilgilendirmiyor. İçerisine 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, 1 çay kaşığı, daha fazla değil, bu çok önemli, karbonat. Daha önce cildinize hiç karbonat sürmediyseniz lütfen elinizin üstünde deneyin. Alerji yapmayın. Bu evet, yapabilir. Bir riski olup olmadığınızı görmeniz lazım. Birkaç damla da limon suyu. Ne koydum? 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, birkaç damla limon ve 1 çay kaşığı karbonat. Köpürecektir bu, bilirsiniz yemek yaparken. Bunların hepsinin bir sebebi ve bir oranı var. Ve bu uygulamaya önce lekeniz olan yerden başlayacaksınız. Örneğin diyelim ki elmacık kemiğinizin üstünde leke oldu. Dudak üstünde. Oradan masaj yaparak ilk önce leke olan saç dibi boyası yapar gibi düşünün. Önce leke olan yerden sonra leke olmayan yere doğru gideceksiniz. Uygulamayı masaj yaparak bitirdikten sonra 15 dakika bekleteceksiniz. 15 dakikanın ardından yine soğuk suyla cildinizden arındıracaksınız. Mutlaka akşam saati yapacaksınız ve dışarı çıksanız da çıkmasanız da evde otursanız da güneş koruyucu kreminizi takip eden günlerde uygulamaya devam edeceksiniz. Çünkü cildinizin üst tabakası alınmış oluyor. Bunu bir kere mi yapıyoruz? Haftada bir uygulayabilirsiniz. Haftada bir.